kırık merdiven, kırık veya kırk diye söyleniyor. Buradan girişinizi yapıyorsunuz. Biraz tehlikeli tabi, dikkat etmek lazım. Geçiş böyle devam ediyor. Buradan daha önce gelmiştim, merdivenler olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Kırık merdiven adı da zaten oradan geliyordu. Basamakların birkaç tanesi yoktu. Bir de 40 tane basamak varmış diye de bir söylenti var. Hangisi bilmiyorum. Evet, basamakların olduğu yere geldim. Buradan bir koy var aşağıda. İşte basamaklar böyle. Yaklaşabildiğim kadar yaklaşacağım. Tehlikeli. Şuralarda özellikle şurada basamaklar, şurada bir yerde yok. Buradan bir koya çıkıyor. Muhteşem bir koy. Tam 100 melik. Küçük bir gölet gibi bir yeri de var. Burada burayla ilgili değişik söylentiler var. Burayı yılanların kovurduğunu söylüyorlar. Eğer doğruysa, gelenler burada büyük yılanlar görüyormuş ve yılan sesleri duyuyorlarmış. Artık ne kadar doğru, ne kadar değil bilmiyorum. Kleopatra'nın gerçek koyununda burası olduğunu söylüyorlar. Şimdi üst taraftan da koyu göstereceğim. Aşağıdan da tam şuraya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Burası da böyle bir koy. Gerçek Kleopatra koyu burası olduğunu söylüyorlar genelde. Daha önce bir kere gelmiştim. Tertemiz, suyu çok berrak. Çok az kişi biliyor. Nadiren bilenler giriyor. Tabii o zaman performansım daha iyiydi. O merdivenlerden inebilmiştim ama şu an pek inmeyi düşünmüyorum açıkçası. Şu karşı bölgede de hatta kaya koruğu diye bir şey var. Duymuşsunuzdur belki. Turşusu yapılıyor galiba. Ondan toplamıştık, arkadaş toplamıştı. Ben de metro markette daha çok görüyorum, alıyordum. Bir ara çok alıyordum. Şu kayaların olduğu yerde bol miktarda mevcut kaya koruğu. Kleopatra plajı da giderek dönüşe geçtik şimdi. Yarımadanın yukarısından girdik. Alt tarafından farklı bir güzergahtan dönüyoruz. Az önce bir Şahin geçti. Yani tamamen doğal bir ortamda olduğumuz için çok yakınımızdaydı. Bizi görünce biraz uzaklara, kayaların oraya bir yere, şu karşı tarafa uçtu. Daha yukarı çıktım. Aynı koyun. Dağ tepeden. Görünüşü bu şekilde. Diğer tarafta da böyle havuz gibi bir yer var. Orası da gayet gidişi kolay olduğu için biraz daha insan olarak daha kalabalıklık oluyor. Ama buraya giriş zor olduğu için genelde sakin. Arkadaşlar ormanda yabani keçiler. Biz görünce burada az şu an. Ama normalde bu kadar yakın durmazlar ama insanlara alışmışlar demek ki. Çevre halkı biraz duyarlı demek ki.
sırtına bir şeye vurmuşlar, yaralanmış. Hmm. İşte aynı. Bu kadar acımak. Şöyle sırtta delik var.